Teşekkürler. Siyaset pek izin vermiyor. Şöyle ki, çünkü şaşırdım. Bana editörümüz Tuğba Su İçmez notlar gönderiyor. Abdülatif Şener ilk turda Sinan Oğan'a oy verdim demiş. Öyle mi? Canlı yayında. Evet. Enteresan. Meclis seçimlerinde oy vermedim demiş. Enteresan. İkinci turda geçersiz oy kullandım demiş. Geçersiz oy. Şimdi ben biraz önce demiştim ya, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel üzerinde siyaset rekabet işidir. Bir seçim kaybedilse genel başkana karşı çıkmak da bir şeydir. Kendini ortaya koymaktır. Ben ona sırtından hançerlemek, darbe vurmak demem. Ama ben Abdüllatif Şener'in bu çıkışına biraz önce Ali Bey'in kullandığı tabirlerin hepsini kullanırım. Bir saniye. O zaman Şener ne demişti? Notlarım da var. Kısaca onları da hatırlatayım. Cumhurbaşkanı bir partiye, meclis çoğunluğu bir partide olursa denge denetim mekanizması kurulmuş oluyor. Fakat bu sefer yönetimde ve ülkede istikrar kalmıyor. Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez. Meclisten hiçbir kanunu geçiremez. Yani denge denetim mi diyeceğiz, kaos mu diyeceğiz demişti. 14-28 arasında. Evet, 14 Mayıs'ta da 14 Mayıs sonrasında bunu söyledi. Ayrıca Şener 14 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'den istifa ettiğini söylemiş. Şimdi sevmediğim bir tabirdir, amiyane tabir söyleyeyim. Tam anlamıyla satış budur. Korkunç bir şey. Yani siz yıllarca CHP'nin içinde duracaksınız. Yıllarca değil canım. Yıllarca. Yıllarca. Çok da yıllarca değil canım. Abdülhatif Şener ne zaman CHP geçmişti? AK Parti'nin kurucusu gelir. Bir dönem orada başbakan yardımcısı. 2007'de ayrıldı. 2007'de ayrıldı. 5 yıl kaldı, ayrıldı. Ali Bey, zaman çabuk geçiyor valla. Evet. Ben de takip edemiyorum. Ama kaç yıl oldu bir bakayım yani. 2002-2007 yılları arasında Erdoğan hükümetinde. Tamam, CHP'ye ne zaman katıldı Abdülhatif Bey? 2007 sonra parti kurdu. Daha sonra 2011'de şey yaptı. 2009'da bağımsız Türkiye aday oldu. Kurdu. Evet. Hayır, 2011'de bağımsız aday oldu. Kazanamadı. Tamam, beraber benim hemşerim olduğu için yakından takip ediyorum. 2018'de milletvekili seçildi. Efendim? 2018'de. 2018'de biraz önceydi. Yani 5-6 yıllık bir şey mazisi var şeyde. 2018 desek. Ha, o zaman olabilir mi bu? Yani sizce bu? Sizce bu? Makul ve mesnu mudur? Yani memleket o kadar erkekçe bir ortamın içindeki mertliğe sığar mı diye sorayım. Peki bu diğerlerinin yaptığı sığar mı? Hangilerinin? Yani o partisindeki 40 yıllık arkadaşları Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı çıkıyorlar. Ali abi gene oraya bağladı bak. Abdülhatif yani, Şener'den oraya. Bakın eğer Sayın Abdülhatif Şener dese ki ben CHP'nin içinde siyaset yapıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimleri alamadı. Ben iddialıyım. Ben bir dahaki seçimleri alırım. Ben bu partiyi daha ileriye taşırım. Genel başkan adayı benim. O zaman ben bu cümleleri kurmam. Ya da eleştirirse. Bu o değil. Bu 14 Mayıs'tan sonra atılabilecek en büyük kazık. Ve sonrasında da çıkıp... 14 Mayıs'tan önce aday yapılmayınca zaten yer yerinden zaten oynuyordu. Zaten mesele aday yapılmaması. Yani bu çok çirkin bir şey. Sinan Oğan'a oy verdim demek. Yapmayın Allah aşkınıza, bir CHP. Ama bir de onun, yani Kemal Bey kendini bence... Ne bütün, Ekrem İmamoğlu bütün, ne Özgür Özel burada bütün kutsallarını bir kenara bırakarak geldi CHP'de siyaset yaptı. Şimdi orada siyaset yaparken CHP'de siyaset yapmak o, için kutsalı bir kenara hayır evet. Kendi siyasi görüşünü diyor kutsal derken yani ama değişmiştir. Bakın ben o bakın CHP'den çıktı, Ertuğrul Günay da geldi AK Parti'de siyaset. Bakan yani, bakın, oldu ya. Bakandı ya. Evet yani ben bunlara kutsal bıraktı, yok, sattı kutsal böyle derken, bakmam. Siyasi olabilir. Siyasi kutsalını siyasetti. Bakın olabilir yani bakın, siz onun geçmişinde çok iyi bildiğim için Sayın Abdülhatif Şener'in geçmişinde çok arkadaşım, hemşerim, evet, çok yakın hemşerim tanıştığım işte. Birisi, ailece tanıştığım birisi. Şimdi AK Parti'den önce Milli Selamet Partisi'nde, Refah Partisi'nde, Fazilet Partisi'nde görev yapacak. Sonra AK Parti'nin kurucusu olacak. Sonra ondan sonra da AK Parti'den ayrıldıktan sonra kendi parti kuracak. Daha sonra da gidip CHP'den aday olacak. Ya CHP'liler o zaman niye aldılar bunu? O seçimde niye aday yaptılar? Bu seçimde niye aday yapmadılar? Bir tane oyu olmayan olabilir. Bakın, yani aday olmaz yapmadı ama, bakın, diye bir insan olmaz ama böyle bakın bir çıkış yaparsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı demektir. Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı listeye koyduğu insanların ben çoğunun köylerinde, kendi köylerinde aldıkları oya baktım. Ali Bey, 300 tane oy kullanılmış. Cumhuriyet Halk Partisi 5 tane oy almış. Ya Ali bir Bey, kişinin en az 30 tane akrabası vardır Şener orada. Aday yapılmadığı için bu söyledikleri CHP'ye müstahaktır mı diyorsunuz? O zaman hayır. Bakın o zaman Abdülhatif Şener'i partisine almayacaktı.
Veya yani, şunu söylese. Şimdi böyle bir açıklama yapan birini bence de yani Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yapmıştır. Kaç yıldır sonuçta CHP'nin içinde. Bakın CHP'yi yanlış bulmak, Sayın Kılıçdaroğlu'nun politikalarını eleştirmek bunlar çok doğaldır. Ama yani onları eleştirmiyor. Beni niye aday yapmadınız diyor. Aday yapılmadığı için böyle bir çıkış yapmak. Yok, o da zaten onun yanlış olduğunu söylemiyor. Yanlış olduğunu baştan da biliyordu. Yanlışı bile bile gitti oraya. Onun kendi fikirleriyle uyuşmadığını çok iyi biliyordu. O daha da feci bir şey. Yani feci. O zaman aday yapılmak için mi siyasete O zaman giriyor? Bakın mecliste defalarca AK Partililerle münakaşa etti. Kavgaya varan olaylar oldu. CHP'liler o zaman ayakta alkışlıyorlardı. Niye aday yapmadınız? O zaman niye bunu partiye alıyor? O zaman deseydiniz ki kardeşim ya, partimize gel ama biz sen aday yapmayız. Sevgili Ali Bey, aday yapılmayan o kadar çok insan var ki CHP'de. Doğrudur yanlıştır ayrı bir şey. Ya birçok hakikaten bakın, emek vermiş son dönemde ama listelere girmeyen insanlar oldu. Abdullah Şener mertçe, yiğitçe çıktı. Ben aday vermedim, oy vermedim diyor. Ama CHP'lilerin çoğu zaten oy vermedi. Niye biliyor musunuz? Ya biz çalıştık, başkası kazanıyor. Tamam. Diyorum ki aday yapılanların ben kendi köylerinin oylarına baktım. 300 oydan 3 tane almış. Şimdi ben bunu fevkalade sadece yani isim üzerinden konuşmak istemem. Etik böyle bulmuş. Bir tavrı omurgasızlık olarak değerlendiriyorum. Siz tutacaksınız, bir partinin içinde aktif üye olacaksınız, çalışacaksınız ve sonra o partinin adayına oy vermeyeceksiniz. Çıkın o zaman istifa edin. Oraya zaten CHP'li olduğu için gelmemiş. Oraya Tayyip Erdoğan karşıtı olduğu için gelmiş. O da baş tacı etmişler. O partide onu baş tacı etmiş. Önce kullanmış, sonra kenara atmışlar. O da söyleyeceklerini söylüyor. Aday olmaması, kenara atılması. Evet. Evet, kenara atılması dedi. AK Mesela Parti'de böyle demiyorlar ama. Evet, kenara mı atılması? Ben aday olurum. Ali Bey, AK Parti'de yani. Buna kime sorsak aday olmak hiç önemli değil. Biz partimize hizmet etmek için varız. İşte makam mevkii gözümüzde yok ben diyorlar. Ben de onu diyorum zaten. Ama CHP'nin içinde oraya, aday yapılmayınca kenara atılmış diyorsunuz. Abdullah Şener oraya CHP'li olduğu için CHP'nin oradaki prensiplerini, oradaki onların kaidelerini, kurallarını benimsediği için, kabullendiği için, öyle olduğu için gitmedi. Beni milletvekili yapın dedi. Onlar da tamam dedi. Baş tacısın dediler. O zaman CHP baştan yanlış yapmış. Meğer sadece ben aday yanlış olmak yaptığını. Için. Yani ortada bir yanlış var ama şimdi o yanlışlar ortaya çıkıyor. Erdoğan abi güzel. Bunu tweet mi atmış, canlı yayında mı söylüyor? Canlı yayında. Halk TV'de söylüyor. Halk TV canlı yayında. Onun için yani burada şimdi önümüzde yerel seçimler var. Siz kazık biraz diye önce ben söylemiştiniz. Benim notum var. Geleceğim. Oraya geleceğim. Yorumlarını alalım. Tamam. Diğer iki konuda. Buyurun hanımefendi. Bir siyasetçi olarak nasıl değerlendirirsiniz tavrını? Tamam. Partiden bağımsız. Partiden bağımsız tabii değerlendirelim. Akademik yani. Ben siyaset bilimi kamu yönetimi bölümündeyim. Yönetim bilimciyim ama siyasetle de ilgili tabii konuşuyoruz, düşünüyoruz. Şimdi aslında bu tip açıklamaların nedenlerinden bir tanesi kendi partileri içinden konuşulduğunu söylüyorum. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin çocuklarının milletvekili olarak gösterilmemesi. Partinin içerisinde kırgınlık yaşandığını biz okuyoruz, konuşanlardan duyuyoruz ve dinliyoruz. Çok da yabancı olduğumuz konuşmalar değil. Sayın Babacan kendi tabanını Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermek için ikna edemeyebileceğini söylemişti. Evet. Sayın Davutoğlu da aynı şeyi söylemişti. Halasıyla ilgili bir şey söylemiş. İkna edemiyorum dedi. Şimdi kendi birlikte oturduğunuz masanın önemli bileşenleri, genel siyasette önemli söz sahibi insanlar, parti başkanları ve birlikte yol yürüdüğünüz insanlar. Kendi milletvekili listenizde 40 kişi olarak yer verdiğiniz, hatta daha çok yer verdiler ve meclise soktuğunuz insanlar ve bunların partilerinin başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na oy veremeyebiliriz diyorlar ve siz bunlarla yola çıkıyorsunuz. Ondan sonra seçim olmuş, Sayın Abdülhatif Şener oy vermemiş. Artık böyle bir değişim telaffuz ediliyor bir taraftan. Bir taraftan her şey sorgulanıyor. Böyle bir durumda da yani tamam, doğru, etik olmadığına ben de katılıyorum ama Sayın herhalde Şener bunu belli bir amaç için söylemiştir tabii, diye düşünüyorum. Çünkü kendisi diyorum. Çok deneyimli bir siyasetçi. Yılların siyasetçisi. Yani bir sonraki hamlesi için mi? Olabilir. Şimdi, hele ki olabilir. Diyorsa ne hamlesi olacak? Olabilir. Siyasi hayat. Ben şöyle düşünüyorum. Yani siyasi tabii. Hayatını sonlandıracağını düşünmüyorum. Ve bir siyasetçi belli bir sözü bir canlı yayında bir kanalda söylüyorsa boşuna söylemez diye düşünüyorum. Yani Halk TV'de bunu boşuna söylemez diye düşünüyorum. Sonrasını takip etmek ve izlemek gerekir diye düşünüyorum.
Doğru. Ne dersiniz Doğru. Cem Kaya? Kesinlikle katılıyorum. Bu Abdülatif Şener pozisyonunda onun tecrübesinde olan bir insanın lafı güzafı değildir. Kesinlikle bir sonraki hamleye altlıktır. Biz edebi kelamla ifade edelim. Bunu lider şöyle ifade ediyor Devlet Bey. Birleşe birleşe kazanacağınız diyenler dağıla dağıla sağa sola savrulmuşlardır diyor. Şimdi partili olmak adı üzerinde bir siyasi partiye üye olmak taraf olmaktır. O partinin bir disiplini vardır. Hele ki kıymetli İpek Hanım ifade buyurdular. Çok önemlidir. Siz bir yola revan oluyorsunuz ve diyorsunuz ki ya ben halamı ikna edemiyorum Davutoğlu için veya Babacan. Ben kendi tabanımı ikna edemiyorum. O zaman sen bu açıklamaları canlı yayında yapmayacaksın arkadaşım. Ben vatandaşım. Ortalama zekaya haiz bir insanım. Ben derim ki bir dakika. Sen kendi partilerini eğer ikna edemiyorsan, o partinin taraftarı rey vermiyorsa bunda bir sıkıntı var. Hasta Eren'de konuşursun bunu. Yayın arasında neler konuşuyoruz. Ama canlı yayına çıktığımız zaman Necip Türk milletine hitap ediyoruz. Halk TV'de çıkıp bunu Sayın Şener ifade buyurduysa bunun arkası ve önü vardır. Hele ki ben Sinan Oğan'a rey verdim diyorsa çok daha ciddi bir tezattır. Bu ne o parti disipline tüzüğüne uygundur ne de kendisinin içinde bulunduğu camiaya ve siyasi tefekküre uygundur. Bir sonraki hamlesi çok önemlidir. Abdülatif Şener yeni bir yapacağı hamlenin altlığını hazırlamıştır. Çok önemli bir kanalda, çok önemli bir yayında izlemek gerekir.